O gün de cebimde para olmadığı için bir arkadaşı aradım. Hasan abi, Giresunlu Hasan abi. Dedim abi rica ediyorum bana acı bir yüze ve gönder, ben sonra atacağım hesabınıza dedim. Tamam Ahmet dedi, yanlışlıktan bana 100 milyar göndermiş. 100 bin TL. 100 TL istedim, o bana 100 bin TL gönderdi. Ben de heyecanlandım, soğuk oldum. Geri arkadaşımı aradım. Yanlışlıktan bana 100 milyar para atmışsın dedim. O da soğuk oldu. Hemen dernekten çıktım, banka şubeme gittim. Parasını iade ettim. Oğlu yanlıştan 100 milyar atmış bana. Ben de onun parasını iade ettim geri. Ben halam para yemem. Borcumdan para geçmez halam. Ama normalde sakatım, engellim. Allah şükürler maaşım var. Sıkıntım yok Allah şükürler. Ya Hasan abi, senden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, benim kalbimi kırmadın, hemen para gönderdin. Yanlışlıktan 100 milyar para göndermişsin bana. Ben geçen gün Ahmet Bey beni aradı. Benden 100 TL para istedi. Ben de oğluma dedim ki oğlum Muhammed, Ahmet Bey 100 lira at dedim. O da 100 bin lira anlamış. Ahmet Bey'e biz 100 bin TL attık. Ahmet de dedi ki abi ben senin paranı yeme şansım yok dedi. Bana parayı geri iade etti. Böyle bir işe karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz. Ahmet Bey gibi vatandaşlarımız olduğu sürece Türkiye daha iyi olur. Yani diyorum dürüst insan. Bizim 100 bin lira yesen yerdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bizim senden parayı de yani. Tamam Hasan abi, çok teşekkür ettim. Allah'a emanet ol. Tamam, görüşürüz Ahmetciğim, hayırlı günler. Sağ ol abi. Ahmet devamlı yanıma gelir. Parası olsun olmasın veririz. Çok sadık. Sen ne diyorsun, 10 numara, 100 numara adam. Taşıvan bir de herkes bunu seviyor. Aile alınca mesela veresiye yazdırsa bile hemen getirir öder. O kadar. Giden bana olayı anlattı. Gerçekten Ahmet'ten böyle bir şey yani bekliyordum ve hiç şaşırmadım. Çok dürüst bir çocuk yani. Yani böyle bir insana rast gelmek çok zor. Gerçekten tebrik ederim arkadaşımızı. Sağ olsun, var olsun.